Herkese merhaba arkadaşlar. Kur'an kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Salı tahminleri karşınızdayım arkadaşlar. Dün itibariyle iki maç vermiştik. Ee, Chelsea iki buçuk yani ev sahibi bir buçuk şeklinde bitti zaten. altı e, 6-0 şeklinde bitti. Galatasaray maçında biliyorsunuz ki senaryo hep senaryo aynıdır. Güzel bir başlangıç yaptı aslında. Alanya birden iki çok yakın bir maçtı. Görüyorsunuz sürpriz ama güzel oldu. 2.5 buçuk gol üstümüz geldi. Galatasaray iki gol atar. Yani Galatasaray kazanacak zaten belliydi. iki bir dört buçuk söylemiştik zaten. E, i̇ki iki buçuk gol üstü söylemiştik sizlere. Geldi. Kazandı. E, ama e, yani KG vardı olarak düşünüyorduk ama olsun yine de her türlü kazançtığımız çıktı. E, bugün de iki tane karşılaşma var. Harika maçları Şampiyonlar Ligi ilk maçta biliyorsunuz golü e, şeklinde bitti. Güzel karşılaşma olacağını ben düşünüyorum. Yanında da Sport bunu aldık. Şimdi iki maçı zaten kombin dedim. Ee, Kombinlenmeden önce arkadaşlar hani geçmeden önce önlemizde videomuzu durdurup beğenirseniz bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalımıza e, abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir kurba kimse gelmedi. Sesler az çıkmadı. Bizler de hala dur, e, duraksaydı arkadaşlar. Şu an duruyoruz gelmek isteyenler gelebilirler arkadaşlar. İsteyenler de Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar ücretsiz şekilde. Oradan takip edip maçları canlı olarak değerlendirebilirsiniz. takip ediyorlar gelecek zaten çekiyorum arkadaşlar. İstediğiniz İsteyen takipler varsa videonun altında yazabilirsiniz değerli dostlar. Geçelim videomuza maçlarımıza günün maçlarına geçelim arkadaşlar. Şimdi Dortmund Atletico Madrid Dortmund kendi daha Atletico Madrid ağırlığı ilk maç bildiğiniz üzere iki bir şekilde bitti güzel karşıma oldu ben izledim. E, harika son iki e, arkadaşlar dakikalarda Dortmund harika işler yarattı. İki tane topu da direkten döndü. Dikte de Motion Galatasaray'ı iki bir şeklinde yendi. Şimdi o iki, iki takım formda. E, şimdi diyelim şu kata kaybetti. Son üç maçta iki galibiyet bir galibiyet aldı. Dortmund son üç maçta da üç galibiyet aldı. Birer yendi. Dortmund'u yendi. Grona'yı yendi kendi evinde. Yani Boğuz yine attı. Gerçekten. Şimdi kadrolar zaten kadro açıklanmadı. Şu an yürüle kadrolar çıkmış. Ee, arkadaşlar toplu kadro. Şimdi e, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. oran gayet iyi. Ben Dortmund'a çok yakınım. Bu maçta nelerse Dortmund bu maçta e, kendi evinde bence Atletico Madrid'i eleyecektir. E, ama benim nacizane görüşüm yine bir var şeklinde ve arkadaşlar gollü bir maç beklediğinden 2.5 gol üstü. Yine yani aynı şekilde maç boyu bulaşmamak gerekiyor. Bence bu şekilde de oranınızı yükseltebilirsiniz. Karar sizin. Oynamak <laughs> isteyenler bu şekilde oynayabilir. 2-1-3 bir, bir, beklentim olduğu için üst var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Görüş tercihsiz yine arkadaşlar. Ee, ama direkt var şeklinde oynamak isteyenler değerlendirebilsin. İkisinde e, ileri uçları çok iyi. Dortmund iyi değildir. Şimdi kendi evinde daha iyi taraftara ateşler. E, atlık madde de iyi zaten. İçeride basmanda her türlü atıyor. Onun için bence mantıklı var olarak çıkar arkadaşlar. Var temiz. Bir de bu maça maç boyu bunu oynuyoruz arkadaşlar. 2.5'un oranları aynı. E, bana sorarsanız bu maç coşacak. Korner yolunda coşacak arkadaşlar. Buradan değerlendirebilirsiniz. Karakter sizin. Tabii ki ben buradan da alacağım. Ben de oradan da alacağım. Şu an bir kaydını yapayım. E, oranları takip ediyorum onun için. E, buradan bu maçı bence değerlendirin arkadaşlar. Kaçırmayın derim. İki tercihde isteyenler değerlendirsin. İlk kere bunu daha değerlendirebilirler. Her açık şekilde verdim. Bakın maçı kimse yapmaz. Hiçbir YouTube e, alemindeki e, yani sizler için kazanmanız için her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizler için şeffaf bu şekilde ve nasıl tercih edeceğiniz yönünde tercihimi sunuyorum arkadaşlar. Tercih sizin. Şimdi Barcelona PSG. Bir kere 2.5 gol üstü bana sorarsanız Öyle bir karşılaşma tabii ki yatmaz, çömez çö çö yatmazlar ya da ee, sıkıntı çıkarmazlar. Hani pislik dönerse, şirketten anlaşıp maçı o şekilde bitirlerse bilemeyeceğim. En son maçta 3-2. Yine bu maçta bir 3-2 sezgim var. Değerli dostlar ee, ama bana sorarsanız buna sezgim var. Bu maça en mantıklı yine var. Tabii ki varın oranı çok düşük aynı. Direkt bu şekilde alın çıkın. Bu maça en temizi 1.79. Bir de 1.75'ten Deplasman 1.5 buçuk üst. Bence Paris bugün Eyfil'i yakacak arkadaşlar. Yani geçen sene bir neydi bir yıkmış derler. Real Madrid aynı Real Madrid söndürmüştü. Bence Barcelona söndüremez. Bu maçta gollü bir maç bekliyorum. Buraya çıkacaktır ve deplasman en az 2 gol atar. Deplasmana en az 2 gol atar sistemini oynayın. Karşı gol var Terdimiz Bu maça bu tercihimiz ee, yüksek tercihimiz budur. Dep 1.5 Direkt karşı kolları oynayın. En yüksek sürpriz tercihimiz de budur arkadaşlar. 2.90 2.90 bir tercihimiz var. Sürpriz. En az 5 gol beklediğim bir karşılaşma yine aynı ilk maça nazaran. 3-2-4-2 beklentim arasında 2-2 kayabıdır. Ee, dediğim üzere değerlendirin. Geçin 2-2 kayabıdır arkadaşlar. 2-2 skorunu ufak bir şeyden oynayın. Bana sorarsanız buradan e, ben seziyorum ama sizler buraya ufak bir şey bu ikisine ufak bir şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Skor olarak yine korner bazında yine do, e, arkadaşlar dokuz buçuk üst İkisini sistemli ikisini kombin olarak değerlendirebilirsiniz dokuz buçuk üst maç boyu dokuz buçuk üst deplasman bir buçuk gol üstü Paris e, ve karşılıklı gol var bu maça en güzel tercihler budur arkadaşlar oynayabileceğiniz tercihleri sunuyorum sizlere Pamalico Sportik Lisbon en son 1-0 kibir şeklinde bitmiş bakalım bir arkadaşlar Mart şu an Nisan Pamalik 2, 2 bitmiş Sportik Lizbon'da 4-0 şeklinde kazanmış. Bir birden iki sezgisi var. Yine var şeklinde değerlendirin. da gol bulacaktır burada Sporting Lizbon'a karşı. arkadaşlar dediğim üzere var e, 3.5 gol üstü üst var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Oranı bu şekilde yükseltin üst var şeklinde karşılıklı gol var diyorum ben maça karşılıklı gol var ve maç boyu 8 buçuk hatta 10 konuler paracı var aslında 12 paracı var ya 11 12 aslında buraya da çıkardı sizler buradan değerlendirin yine bir riski almayalım dokuz buçuk üst karşılıklı gol var arkadaşlar sistem kuponlarda bir iki deneyin diyorum ama e, açık değil bir çakallık var bu maçta onun için maça karşılıklı gol var oynayın geçin arkadaşlar şimdi yaptığım kombin bu şekilde aslında en bankocu en rahat bir kombin bu arkadaşlar. Neden derseniz. Şimdi değerli dostlar. Burada ben dediğim üzere Paris. Paris bana sorarsanız yani bugün kaybetmeyecektir. Biliyorsunuz ki bu oran düşüyor harika. Doğru maçında mücadele yönünden iyi bir karşılaşma olacağından ilk yerime ben üst tercihini kombine koydum. Bence mantıklı bir kombin. 1.56'lık güzel bir kombin. Şey yapmazsa burada çıkacaktır. İki maçı da 9.5 üst. Bana sorarsanız tek maçım şu arkadaşlar korner e, yönünde Dortmund karşılaşması ön planda görüyorum. 1.47 9.5 değerlendirin. Barcelona'yı da o şekilde düşünüyorum ama sizler sadece Dortmund maçını alın. Bugünlük tek maçımız e, Dortmund maçı arkadaşlar. Korner olarak ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Tek maçımız budur. Bunu değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. 1.78 10.5 maç boyu. Aslında 10.5 söylemiştik bunu. Bunda da eee Deplasman 1.5 golü sistemi var. Değerlendirin. Ve 2.90 söylemiştim. Bu sürpriz arkadaşlar. Sürpriz. Yani sürpriz arkadaşlar. Sürpriz nedir? Yani gelme ihtimali düşük. Hani e, ufaktan değerlendirme amaçlı bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Karakterci sizin dediğiniz üzere arkadaşlar. Ama golü karşıma bekliyorum. Maçımız aslında dediğimiz üzere Dortmund maçıdır. Bu maça maç boyu 9.5 korunur ve e, gol içinde arkadaşlar gol tahminimizde karşılıklı gol vardır. Tek maçımız budur. Barcelona sadece e, ayrıyetten Barcelona bir sporda gizim ayrıyetten öyle yorumladığım bir karşılaşma. Barcelona'da da dediğimiz gibi üç buçuk dep basman kaybetmez diyorum. Paris Paris kaybetmez dep basman bir buçuk benim tercihim bu. E, maç boyu da değerlendirirsiniz. Sportu gizmonda arkadaşlar karşılıklı gol var. Temiz arkadaşlar. Hatta yazabiliriz. Bakın KG var. Paris arkadaşlar. E, Barcelona Paris aslında KG var. Buna üç e, 3.5 diyelim. Hadi en güzeli. Dortmund KG var. Günün tamirleri bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Evet arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalımı bekliyorum. Takip olarak gelecek arkadaşlar. Ee, tabii ki özlediğiniz o eski videolar gelecektir. Daha ekipte kalan videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Yorum atmanız da olur arkadaşlar. Atarsanız da çok memnun olurum. Ama videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ee, daha çok kardeşlerimiz bizlerden yararlansın, görsünler, değerlendirsinler arkadaşlar. Bunu istiyoruz. Ee, herkes yararlansın diyoruz. Bugün inşallah umarım herkes kazanır arkadaşlar. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Herkese bol şans arkadaşlar.